İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinden davet. Batı Ermenistan'ın evlatları Anna Kazancan Longbardo. Batı Ermenistan Ermenilerinin maddi zararı. Bektaryan'ın Aliyev'in açıklamalarına yankısı. Diktatöre başkalarına sitem etmeden önce aynaya bakmasını tavsiye ederim. Nancy Pelosi. Artsakh ihtilafının kapsamlı ve nihai çözümü müzakere yoluyla hallolmalıdır. Demokratik Aleviler Derneği, Malatya'da Arevi Alevilere yönelik katliam devletin asimilasyon politikalarından biridir. 20 Nisan, Batı Ermenistan evladı şair Daniel Varjan'ın doğum günüdür. Batı Ermenistan hükümeti sizi 29 Nisan'da Ermenilere yönelik tüm soykırımların, Armenositlerin kurbanları için yapılacak geleneksel anma törenine katılmaya davet ediyor. Anma törenine Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, hükümet üyeleri, ulusal meclis milletvekilleri ve çok sayıda konuk katılacak. Anma töreninde Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve çok sayıda kamu ve siyasi figür konuşmalarda bulunacak. Tören, soykırım, Armenosit kurbanlarının anısına adanmış anıt kompleksi yakınında saat 12'de gerçekleştirilecek. Giriş ücretsiz olup herkese açıktır. Anna Kazancan Longbardo, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk kadın mühendis. Longbardo 1928'de New York'ta doğdu. Babası Halep'ten göç eden bir Ermeniydi. Annesi Karin doğumluydu. Ailesi Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulmuş ve Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra ABD'ye taşınmış. Annesinin kızlık soyadı Yazıcıyan'dı. Büyük dayısı ünlü öğretmen ve lider Hayk Hocasaryan olarak tanınır. Anna Kazancıyan Longbardo, Kolombiya Üniversitesi'nden makine mühendisliği alanında lisans derecesi alan ilk kadın. Kadın Mühendisler Derneği'nin ilk sözleşmeli öğrenci üyesi ve Eaglestein madalyasına layık görülen ilk kadındı. New York'un 100 etkili kadın arasına dahil edildi. Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in temel nedenlerinden biri de Ermenilerin büyük mallarına el konulmasıydı. Yenilmiş Türk hükümetinin Ermenilerin muazzam servetine hava ve su gibi ihtiyacı vardı. 20. yüzyılın başında Türkçe yayınlanan Alemdar gazetesinin editörü Refi Cevdet Bey, kendisine göre Türklerin Ermenilere yönelik nefretinin siyasi veya dini değil sadece ekonomik olduğunu söyledi. Türk editör, 1915'ten sonra Türkiye'yi dolaştım ve Ermeni çanak çömleği, halısı, eşyası olmayan bir Türk evi bulamadım diye yazdı. Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in asıl hedeflerinden biri Ermenilerin servetini almaktı. Çünkü Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan önce Ermeniler hem zanaatkar hem de para sahibi olarak Osmanlı ekonomisi üzerinde etkili bir ağırlığa sahipti. Sanayi ve özellikle ticaret Ermenilerin elindeydi. Jön Türk yetkilileri Ermenilerin ekonomik olarak güçlenmesinin siyasi zaferlere de yol açacağı konusunda çok endişeliydi. Gizli toplantılarında Ermenileri yok ederek ve mallarına el koyarak ekonomiyi Türkleştirme planlarını tartışıyorlardı. Ermenilerin Osmanlı ekonomisine katkısı %69, %80'e ulaşmış, hatta yabancı kaynaklar bunu %90 olarak belirtmektedir. 1915'te Sevk ve İskan Kanunu yayınlandı ve bu kanun uyarınca 1,5 milyon Ermeni yerinden edilip imha edildi. 10 Haziran'da Ermenilere ait terk edilmiş mallar ile ilgili 34 maddelik genelge yayınlandı ve ardından aynı yılın 13 Eylül gününde Osmanlı Meclisi'nde terk edilmiş mallar kanunu kabul edildi. Böylece Ermenilerin terk edilmiş mallarının gaspı yasallaşmış oldu. Bakü hükümetinin Karabağ'da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalıdır. Burada tam bir özgürlük hakim, tüm demokratik temeller sunuluyor. Bu sorun insan hakları temelinde çözülmelidir açıklamasına yanıt olarak Artak Bektaryan şöyle yazdı. Hangi demokratik ilkeler ve insan hakları temelinde çözüm bulunacak? Bir tek Ermeninin kalmadığı Azerbaycan'ın Ermeni nüfusuna ve Artak Ermenilerine karşı gerçekleştirdiği soykırım Armenosit eylemleriyle mi?
Yoksa tüm çatışma boyunca Azerbaycan'ın kontrolü altındaki tüm Ermenilerin vahşice öldürülmesi ya da işkencesiyle mi? Yoksa Azerbaycanlı çocukların sözde yetiştirilmesi için kullanılan Ermenilerin ganimet parkı sergisiyle mi? Yoksa uyuyan Ermeni'yi baltalayarak öldüren kişinin ulusal kahraman olarak tanınmasıyla mı? Yoksa Azerbaycan toplumunun Ermenilere karşı faşist nefretle beslenmesi ve iç sorunlardan uzaklaştırılmasıyla mı? Yoksa Azerbaycan'ın dünyanın en diktatör ülkelerinden biri olarak kabul edilmesiyle mi? Yoksa başka insan haklarını mı kastediyorsunuz? En iyi insan hakları savunucusu, demokrat ve barışsever sayın ekselansları. Beklaryan, Artsakh'ın yerli Ermeni halkının kararını uzun zaman önce verdiğini vurguladı. Kendi iradesi dışında Sovyet Azerbaycan'a ilhak edilen Artsakh henüz 1988'de ve 1991 yılında kendi kaderini tayin ve özgürlüğü seçti. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh'ın eski devlet bakanı Artak Beklaryan'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh'ın yerli halkı ile ilgili ve 1991'de referandumla bağımsızlığını kazandığına dair dile getirdiği tutumu yansıtan yanıtını memnuniyetle karşılar. Artsakh sorununu barışçıl bir şekilde çözmenin tek yolunun uluslararası insan hakları normlarına uygun olarak yürütülen referandum sonuçlarının yasallaştırılması olduğunu bir kez daha teyit etmek istiyoruz. Armen Pres'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in yıldönümü arifesinde düzenlenen etkinlikte ABD'li Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi eski sözcüsü Nancy Pelosi, Kongre'de Bakü yetkilileri tarafından Artsakh'a karşı güç kullanımına odaklandıklarını belirtti. Pelosi, Ermeni halkına verdikleri desteğin tercihlerin ve siyasetin ötesinde olduğunu vurguladı. Pelosi, Amerika orada olacak çünkü Ermenistan Cumhuriyeti demokrasi ve otokrasi arasındaki savaşta demokrasi cephesini tutuyor. Biz oradayken bunu gördük, dedi. Nancy Pelosi, geçen yıl Temsilciler Meclisi sözcüsü olarak Kongre heyetiyle birlikte Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğini hatırlattı. Pelosi, ziyaretleri sırasında Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret ettiklerini kaydetti. Pelosi, böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun insanlığa karşı işlediği korkunç suçların asla unutulmaması gerektiğine dair kesin inancımızı teyit etmiş oluyoruz. Bu vahşetin bir daha asla yaşanmamasını sağlamalıyız, dedi. Batı Ermenistan hükümeti, tahkim kararının yaratıcısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'un Kongre üyelerinin Bakü makamlarının güç kullanımına karşı mücadelede gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki meslektaşlarımıza tahkim kararını henüz resmi olarak ne onayladıklarını ne de onaylamadıklarını hatırlatmak isteriz. Ve bugün Kongre'de onaylanmanın ve Ermenistan ile Artsakh'a yerli halkların hakları bildirgesine dayanarak tüm uluslararası normlara göre Ermeni toprakları üzerindeki haklarını iade etmenin tam zamanı. Haklarımızın yakın gelecekte barışçıl bir şekilde geri verilmesini umuyoruz. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, Malatya katliamının 45. yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunarak, Malatya katliamı devletin yıllardır sistematik olarak uyguladığı sürgün, yozlaştırma, inançsızlaştırma ve asimilasyon politikalarının devamıdır, dedi. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, 45 yıl önce faşistler Malatya'da yapılan katliam nedeniyle yaşamını yitirenleri andı. 18 Nisan 1978'de başlayıp 20 Nisan'a kadar süren saldırılar sonucu 8 kişinin katledildiğini belirten Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi şu açıklamayı yaptı. Koçgiri ve Dersimel silahlı güçleriyle mazlum halka savaş açan devlet, Malatya'da ise sivil faşistleri örgütleyerek bir katliam gerçekleştirmiştir. Diğer katliamlarda olduğu gibi Malatya etnik ve inançsal bir arındırmaya tabi tutulmuştur. Malatya katliamının tarihçesine bakıldığında kent merkezine yerleşen ve ekonomik anlamda birikim sağlayan Arevi Alevilerin varlığından rahatsız olan devlet ve işbirlikçi çeteler Alevi toplumuna baskı yaparak Arevi Alevileri göçe zorlamışlardır.
katliamın zeminini Alevi, Sünni, Türk-Kürt ayrımını koyarak Alevi Alevileri baskı altında tutup gerici faşist güruhu güçlendirip kışkırtmıştır. Mezhepsel ve etnik ayrışma ve saldırılar merkezde başlayıp ilçe ve köylere de yavaş yavaş yayılmıştır. Malatya katliamı devletin yıllardır sistematik olarak uyguladığı sürgün, yozlaştırma, inançsızlaştırma ve asimilasyon politikalarının devamıdır. Malatya katliamının 45. yılında katledilen canlarımızı saygıyla anıyoruz. Daniel Varujan 1884 yılında Batı Ermenistan'ın Sebastya eyaletindeki Bırgınik köyünde doğdu. Köy 11. yüzyılda Vaspuragan halkı tarafından kurulmuş ve gerçek adı Bagratunik'tir. Batı Ermenistan'ın evladı 20. yüzyılın ünlü şairi Daniel Varujan'ın eserlerinin özü, güzelliğin, gücün ve emeğin yüceltilmesidir. Genç Daniel Kadıköy Okulu'nun 6. sınıfını tamamladıktan sonra eğitimine Venedik'teki Murat Rafaelyan Okulu'nda devam etti. Burada müstakbel şair, dünya edebiyatının ve sanatının öncüleri olan eski Ermeni kültürünü tanıdı. 1905'te Belçika'ya giderek Gent Üniversitesi'ni kazandı ve 1909 yılında mezun oldu. Varujan tanınan ve sevilen bir şair olarak memleketine döner. Sebastya ve Evdokya okullarında birkaç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1912'de müfettiş görevi için Konstantinopolis'teki Pera Koleji'ne davet edildi. Aynı zamanda aktif edebi hayata coşkuyla katıldı. Ancak genç şairin eğitim ve yaratıcı planlarını tam olarak gerçekleştirmeye şansı olmadı. Şair 31 yaşında Ermenilere yönelik soykırımın Armenosid'in kurbanı oldu. 24 Nisan 1915'te Varujan, Türk polisi tarafından tutuklanan aydınlar ve tanınmış kişiler arasındaydı. O, diğer birçok kişiyle birlikte Çankırı'ya sürgüne gönderildi. 26 Ağustos 1915'te Çankırı'dan Ayaş'a götürülür gibi yapılarak şair Ruben Sevak ve diğer üç sürgünle birlikte yolda organize bir komployla vahşice öldürüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bostanim Tırir adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.